Evet. Şimdi arkadaşlar geldik Cumhurbaşkanlığı cezai sorumluluğuna. Cezai sorumluluk. Hatırlayın meclisin denetim yolları vardı değil mi? Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları. Bunlar kaç taneydi? 4 taneydi. Yazılı soru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması. Bunlar içerisinde <laughs> Bunlar içerisinde en önemli olan meclis soruşturmasıydı. Meclis soruşturması kimin için verilirdi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Bak hatırlamıyorum diyorsan var ya. Kimin için verildi meclis soruşturmasını? Söyle bakalım. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar için. Parlamenter sistemde başbakanlık yapmış, bakanlar için de, bakanlık yapmış kişiler için de, yani geçmişte bakanlık ve başbakanlık yapmış kişiler için de meclis soruşturması verilebiliyor muydu? Verilebiliyordu. Şimdi orada dikkat ederseniz, Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanına, meclis soruşturması hakkında herhangi bir ayrıntılı bilgi vermedim. Çünkü meclis soruşturması sadece iki kişiye yapılabiliyor. Biri bakana bir diğeri de ise arkadaşlar kime? Cumhurbaşkanı yardımcısına. Ya e ee, hocam bu cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu yok mu? Elbette ki var. Gel şimdi buraya. Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile vereceği önerge ile soruşturma açılması istenilebilir. Bu orijinal eldivenimi takmadım. Elim çok rahatlıkla ekran üzerinde hareket edemiyor. Şimdi demek ki bir suç işlediği iddiasıyla, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu, salt çoğunluğu kaça denk gelir arkadaşlar? 600 milletvekili varsa 1 bölü 2 artı 1'dir bu. Bu da 301 milletvekiline denk gelmektedir. Tamam mı? 301 milletvekiliyle ne yapılıyor? Bir cumhurbaşkanına soruşturma açılması istenilebiliyor. Bakın bu soruşturmanın başında meclis soruşturması gibi bir kelime yok. Soruşturma diyoruz. Tamam mı? Meclis soruşturması değil soruşturma. Tamam mı? Devam. Burada dikkat etmeniz gereken bir önemli hususta daha şudur bir suç işlediği iddiasıyla bir suç işlediği iddiasıyla yani bu göreviyle ilgili bir suç da olabilir. Görevi dışında, göreviyle ilgili olmayan bir suç da olabilir. Tamam? Bu kelimeler çok önemli. Bir suç işlediği iddiasıyla diyeceğiz. Ama biz meclis soruşturmasında Cumhurbaşkanı yardımcısına, bakana bir soruşturma başlatacağımız e, sırada gerekli olan Şartlardan bir tanesi arkadaşlar göreviyle ilgili suçlardan dolayı diyorduk. Neden? Bunlara böyle diyorduk. Yani bakana ve cumhurbaşkanına göreviyle ilgili suçlardan dolayı dememizin sebebi neydi? Çünkü görevi dışındaki suçlardan dolayı zaten dokunulmazlığa sahip bu adamlar. Kim bu adam? Bakan, cumhurbaşkanı yardımcısı. Tamam? Göreviyle ilgili suçlardan dolayı cumhurbaşkanı e, cum yardımcısı, bakanlar Yüce Divan'a Ekrana gel. Sevk edilebilir. Ama şartı ne? Görevi ilgili bir suç olacak. Hocam görevi ile ilgili olmayan suçta Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan ne olacak? Hocam görevi ilgili bir suç değilse onun zaten neyi var? Dokunulmazlığı var. Tamam. Peki geçtim diğerine geç. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı işlediği herhangi bir suçtan dolayı. Tamam. Bu görevi ile ilgili olabilir. Görevi dışında da bir suç olabilir. İşte bununla ilgili soruşturma, meclis demiyorum. Soruşturma açılabilmesi için kaç kişiye ihtiyaç varmış? Açılabilme talebinde, önergesinde bulunabilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğu. Yani yarısından bir fazlası. Tekrar söylüyorum. Üye tam sayısının salt çoğunluğu. Yani yarısından bir fazlası. 301 milletvekili önerge, öneride önerge ile Soruşturma açılmasını isteyebiliyor. Peki istedi ya. Üye en geç bir ay içerisinde En geç En geç Bir ay içerisinde Bir ay içerisinde Ne olur arkadaşlar? Üye tam sayısının 5'te 3'ünün gizli oyuyla Üye tam sayısının 5'te 3'ünün gizli oyuyla Soruşturma açılmasına karar verilebiliyor. Neyle ile? soruşturma açılmasına karar veriliyormuş arkadaşlar. 5'te 3 çoğunluğuyla kalemde bir an kopuluk oldu. 301 milletvekiliyle soruşturma açılması talebinde bulunuyorsun. Meclis 3 bölü 5 çoğunluk ile soruşturma açılmasına karar verebiliyor. Tamam. 3 bölü 5 çoğunlukla soruşturma açılmasına karar verebiliyor. Bu kaça denk gelir arkadaşlar? Hemen hesaplayalım. 600 milletvekili 3 bölü 5 çoğunluğu. 1, 12, 120, 360 milletvekiliyle soruşturma açılmasına karar verebiliyor. Bitmedi. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde siyasi partiye güçleri oranda komisyona verecekleri üye tam sayısının 3 katı oranda gösterecekleri adaylar arasından 15 kişilik bir komisyon oluşturuluyor. Ve bu komisyon Soruşturma sonucunda bir rapor oluşturup 2 ay içerisinde meclise bilgi veriyor. Bu arkadaşlar 15 kişilik komisyon olduğunu bilin ama şu 2 aylık süreler çok ayrıntıdır. Gelir mi bilmiyorum. Yani ben ezberlemenizden yana değilim. Aklınızda 2 ay olarak kalsın. Soruşturmanın bu süre bitir bu sürede bitirilememesi halinde komisyon 1 aylıkta ek bir süre verilebiliyor. Yani 2 ay artı 1 ay. Hocam bu süreler aynı meclis soruşturmasıyla Meclis soruşturmasıyla aynı süreler. Evet arka haklısınız. Meclis soruşturmasıyla aynı süreler. Devam ediyorum. Rapor başkanlığa verildikten itibaren 10 gün içerisinde dağıtılır ve 10 gün içinde genel genel kurulda görüşülür. Devam. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanının Yüce Divana sevk kararı verebilmesi için 3'te 2. 3'te 2. Bakın soruşturma açılmasını talep soruşturma açılmasını talep etme arkadaşlar 301 milletvekili. Üye tam sayısının yarısından bir fazlası. Soruşturma açtım. Talepte bulundum. Soruşturma açılmasını talebi kabul için kabul için soruşturma açılmasına karar verebilmesi için 360 milletvekili yani üye tam sayısının 3 bölü 5 çoğunluğu ve bu soruşturma açıldıktan sonra komisyon kuruldu. 2 ay içerisinde 15 kişilik komisyon bir rapor hazırladı. Bu raporu eğer 2 ay içerisinde tamamlayamasa 1 ayda ek bir süre verildi. Sonra o rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 gün içerisinde dağıttı. 10 gün içerisinde görüştü vesaire vesaire. Bunlar ayrıntı bilgiler. Eğer ki Cumhurbaşkanlığı Yüce Divan'a sevk kararı çıkması için yani Cumhurbaşkanı'nın Yüce Divan'a bu soruşturma neticesinde sevk edilebilmesi için 2 bölü 3 çoğunluğa ihtiyaç var. Bunu da 600 milletvekili üzerinden düşündüğümde 400 milletvekilinin onayı ile Cumhurbaşkanı Yüce Divan'a sevk edilebiliyor. Şimdi bu rakamlara dikkat et. Neden bu rakamlara dikkat et? Eğer ki Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğuyla ilgili bir soru gelirse bir herhangi bir suç görev ilgili bir suç ayrımı yok herhangi bir suç bir iki soruşturma bu meclis soruşturması değil soruşturma başlığı altında göreceksin iki üçüncüsü arkadaşlar ve en son yapılan şu an kurum sınavları olarak en son yapılan arkadaşlar ee, komiser yardımcılığı sınavı oldu. İşte bu komiser yardımcılığı sınavında Cumhurbaşkanı'nın Yüce Divan'a sevk kararı çıkabilmesi için meclisin ne kadar çoğunluğa ihtiyaç vardır dendi. Cevap 2 bölü 3. Yani 400 milletvekili. Soruşturma açılmasını talep etme 301. Talebi meclis tarafından soruşturma açılmasına karar verme 360. Yüce Divan'a sevk 400 milletvekili diyeceksin. Anlaşıldı mı? Bu ayrıntılar önemlidir. Peki, Cumhurbaşkanı Yüce Divan'a sevk olduktan sonra Yüce Divan ne kadar sürede bunu yargılama yapacak? 3 ay içerisinde yargılama yapacak. Eğer ki 3 ay içerisinde bu yargılama bitmezse ek bir 3 aylık daha süre veriliyor. Hakkında soruşturma açılmasına karar veren Cumhurbaşkanı seçim kararı alamaz. Bakın hakkında Normalde seçimleri seçimleri yenileme kararı kimdeydi? Biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Bir diğeri ise arkadaşlar Cumhurbaşkanı'ndaydı. Değil mi? İşte Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılmasına karar verilmişse seçimleri yenileme kararı alamıyor. Devam. Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan dolayı mahkum edilen Cumhurbaşkanı görevi sona erdi. Görev sona erdi. Tamam mı? Cumhurbaşkanı'nın görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar, suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükümleri uygulanır. Tamam Bak tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanı'nın görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için de görevi bittikten sonra da bu madde hükümleri uygulanır. Yani illa Cumhurbaşkanı'na yüce yüce divan yolu görülebilmesi için mevcut görevli olduğu süre içerisinde işlediği suçlar değil aynı zamanda görevi sona erdikten sonra da yüce divan yolu görülebiliyor muymuş görülebiliyormuş. Yani bunun için izlenecek süreç neymiş arkadaşlar? Bu maddede belirtilen süreçlerin tamamı. Şimdi geldik Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanlığına. Bir nolu Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na dönüştürüldü. Tamam mı? Şimdi Genel Sekreter artık İdari İşler Başkanı'dır. İşte en yüksek devlet memuru kimdir dersen İdari İşler Başkanı diyeceğiz. Hatırlıyor musunuz? Cumhurbaşkanlığına kişiler ben de adayım dediğinde gidiyordu yüksek seçim kuruluna en yüksek devlet memurunun aldığı maaşın 10 katı oranında bir teminat ücreti yatırıyordu. Hatırladınız değil mi? İşte bu teminat ücreti işte bu teminat ücreti en yüksek devlet memurunun aldığı maaşın 10 katı. Hocam bu en yüksek devlet memuru kimmiş? İdari İşler Başkanı'mış diyoruz. Tamam. İdari İşler Başkanı devlette en yüksek devlet memuru statüsünde olan kişidir. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı en üstün en üst amiridir. Arkadaşlar idare İşler başkanlığı 4 birimden oluşmaktadır. Hukuk ve mevzuat genel müdürlüğü, personel ve prensipler genel müdürlüğü, güvenlik işleri genel müdürlüğü, destek mali hizmetler genel müdürlüğü. Hukuk, personel, güvenlik bu Cumhurbaşkanlığı'nda çalışan polislerin bağlı olduğu birim arkadaşlar. Destek ve mali hizmetler genel müdürlüğü olarak 4 başlıkta karşımıza çıkmaktadır. Peki, Cumhurbaşkanlığına bağlı olan kurum ve kuruluşlar önemlidir. Devlet Denetleme Kurulu. Önemli olanları üste yazdım, diğerlerini alta attım. Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu. Günle Çok gündemde arkadaşlar bunlar şu an. Devam. Zaten eğer Devlet Denetleme Kurulu'nun Cumhurbaşkanına bağlı olduğunu bilmiyorsan şu bu işi burada bırak zaten. Hiç uğraşma. Git bir özel sektöre başla. Vakit kaybetme. Tamam Bak çok net söylüyorum. Devlet, devlet Denetleme Kurulunun hale Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğunu bilmiyorsan var ya gerçekten çok kötü olur. Bak buna çok sinirlenirim. Çünkü en bariz olan konu bu. Geçen e, 2018 Anayasa Hukuku oynatma listesinde De Devlet Denetleme Kurulunu anlattığımda burada anlatacağım birazdan. Hiçbir şey bilmiyorsan Devlet Denetleme Kurulunun Cumhurbaşkanına bağlı olduğunu bil Bunların düzenleyişinin düzenlenme şeklinin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle olduğunu, üyelerin seçimini vesaire her şeyin kim yapıyormuş? Devlet Denetleme Kurulu. Neyle düzenleniyormuş? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle. Nereye bağlıymış? Cumhurbaşkanına. Devlet Denetleme Kurulu gelen fix sorulardan bir tanesi Devlet Denetleme Kurulu nereye bağlıdır? Nereye bağlı? Nereye? Tamam? Hocam bana sert baktın. Videoları beğenmeyeceğim. Reklamları da izlemeyeceğim. Hatta abonelikten çıkıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar kesinlikle öyle bir şey yapmayın. Sert bakıyorum sizin için. Şimdi arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı <laughs> Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Varlık Fonu Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Savunma Sanayisi Başkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı İletişim Başkanlığı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Milli Saraylar İdari Başkanlığı Strateji ve ve bütçe Başkanlığı nereye bağlı bunlar? Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanlığına bağlı kanunla veya cumhurbaşkan kararnamesiyle düzenlenebilen kurumlardır. Nereye bağlıymış bunlar? Cumhurbaşkanına bağlı. Hocam hangileri çok önemli? Onları bize sarı sarı kalemle üstünü boyar mısın? Sarı nerede? Buldum. Tabii ki boyarız. Devlet Denetleme Kurulu çok önemli. Bu bir. Diyanet İşleri Başkanlığı 2. Türkiye Varlık Fonu gündem şu anda çok önemli. Milli İstihbarat Savunma Sanayisi Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği nereye bağlıymış arkadaşlar? Cumhurbaşkanlığına bağlıymış. Tamam. Lütfen buradan gelecek soruyu kaçırmayın. İşte geldik. Geldik. Devlet Denetleme Kurumu'na kuruluna. Devlet denetleme kuruluna. Hemen arkadaşlar video fazla uzamasın. Ekrana geleyim. Bugün hiç ekrana gelmedim herhalde. Arkadaşlar grip olduğundan dolayı sesim biraz kötü çıkmış olabilir. Affınıza sığınıyorum. Eğer kanala abone değilseniz kanala abone olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanız ve reklamları izlemeniz bizim bize destek olmanız açısından iyidir. Faydalıdır. Tek gelir kaynağımız sizin bu abonelikleriniz, beğen tuşunuz veya da reklamları izlemenizdir. Bize bu bakımdan desteklerinizi esirgeme, esirgemeyeceğinizi düşünüyoruz. Arkadaşlar ee, ufak bir ayrıntı bu notları, idare hukuku notlarını, ceza hukuku notlarını ve rehberlik videolarında kullandığım notları hukuköğretir.com adresinde www.hukuköğretir.com adresinden temin edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda devlet denetleme kurulunda görüşmek üzere. Hoş olun. i the